tepkilere neden oldu. 155 yıldır sen orada değildin ya da 155 yılda senin getirdiğin durumda değildi Kızılay. Ama eskiden böyle değildi. Kerem 155 yılı savunamazsın şeklinde. Şöyle haklı bulabilirsin. Şöyle. 155 yıl önce Osmanlı tarafından yönetiliyordu bu insanlar. Ve Osmanlı yönetilirken Osmanlı'da her şey babadan oğula geçerdi. Şimdi sonuçta Kerem Kınık Kızılay'ın başkanı, oğlu da aynen Kızılay'da, hatta kızı da Kızılay'da çalışıyor. Belli ki ailece oraya yerleşmiş durumdalar. Aynı şekilde Binali Yıldırım'ın ailesi de oraya yerleşmiş durumda. Yani ailece yönetiyorlar. 155 yıldır yaptığımız gibi demek istediği bence o. Yani 155 yıldır babadan oğula geçiyor bu iş. Buradan sonra da biz böyle devam ederiz. Bizim istifa etme gibi bir niyetimiz yok. Aklınızı başınıza alın. Yukarıdaki de beni seviyor. Şu ana kadar istifa etmemi istemedi. Hadi devam o zaman şeklinde bence. Evet, of tweet şöyle. Devam Kızılaycılar, devam. Yara sarmaya, hal sormaya, yük sırtlamaya, dert paylaşmaya, derman olmaya devam. 155 yıldır bu hilalin ışığında hep yaptığımız gibi ifadesini kullandı. Gelen yorumlara bakacak olursak, ki bu yorumlar daha çok zaten haberi haber yapan yorumlar oluyor ya bazen. Mesela bir kullanıcı şöyle demiş, çadır ve yemek satmaya mı devam? Ama indirim yapsınlar artık, ayağımız alışsın. Bir kullanıcı şöyle demiş, bir gülme geldi bana, herkes istifanızı bekliyor, bilmem farkında mısınız ifadesini belli kullanmış. Belli ki farkında değil. Bir kullanıcı da paranın tadını almışsınız, devam edin ticarete demiş. Yine bir kullanıcı, biliyorsunuz Kızılay'ın sadece çadır satmadığı gündeme gelmişti. Aynı zamanda bardak, gömlek, işte sweatshirt de sattığı gündeme gelmişti. Large beden kazak lazım, kaçtan veriyorsunuz diye bir soru yöneltmiş Kerem Kınık'a. Birisi de kanım sıfır, RH pozitif, herhalde iyi bir şeyler verirsiniz diye T'yi almışlar. Yok baba, bekleme, benim de kanım sıfır RH pozitif. Türkiye'nin yarısının kanı sıfır RH pozitif zaten. Diğer yarısı da A gibi bir şey kanı. Zaten AB ve B az, haliyle çok bir şey alamayız gibi geliyor. Yani kim olduğunu bilmiyorum. Ama sıfır RH pozitife fazla bir şey vermiyorlar. Vermiyorlar çok mı? Çok genel vericiyiz de. Eskiden öyle bir şey vardı. Ama artık o yok biliyorsun. Yani artık mesela sıfır B'ye de verebiliyordu, A'ya da verebiliyordu. Şimdi artık onu bıraktılar. B, B'ye verebiliyor. A, A'ya verebiliyor. AB zaten bulmak zor. Bir de Sözcü'nün manşetini rica edeceğim arkadaşlar. Sözcü gazetesinde. Tabii ben kime anlatıyorum manşetinde bunu? Neydi, konuyla ne bağlantılı ben? Ya oradan da devam edersin diye düşünüyorum. Burada sıfır yaş pozitif mi var? Yine Sözcü gazetesi de manşetinde Kızılay'ı manşetine taşıdı. Çadır satan Kızılay'ın başkanı Kerem Kınık'ın kurumun 11 şirketinde daha yönetim kurulu başkanı olduğu ortaya çıktı. Ha bak, ailece demin anlattığım işte. Babadan oğla ve kıza. Üçü birden Kızılay'da çalışıyor. Ne kadar iyiliksever bir aile hakikaten. Şimdi 12 koltuk görüyoruz burada. 12 koltuklu başkan diyor Sözcü gazetesi. Tepkilerin odağındaki başkan Kınık'ın neden istifa etmediği belli oldu. Çünkü bir koltuğu bıraksa hepsini bırakacak. 12 tane koltuğu şöyle sayalım. 1. Kızılay Başkanlığı koltuğu. 2. Kızılay Yatırım Holding Başkanı. 3. Kızılay Sağlık Anonim Şirketi Başkanı. 4. Kızılay Gayrimenkul Girişim Portföy Başkanı. 5. Kızılay Arge ve Bilgi Teknolojileri Ticaret Başkanı. 6. Kızılay Kültür ve Sanat Ticaret Başkanı. 7. Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ Başkanı. 8. Kızılay Sistem Yapı Anonim Şirketi Başkanı. 9. Kızılay Bakım Anonim Şirketi Başkanı. 10. Kızılay Lojistik Anonim Şirketi Başkanı. 11. Kızılay İçecek Sanayi ve Ticaret Başkanı. 12. Kızılay Biyomedikal Ürünler Ticaret Başkanı. Azmış değil mi? Yani sonuçta Kerem Kınık'ı ben doktor olarak biliyordum. Tamam, Kızılay Başkanı güzel. Şimdi Kızılay Yatırım Holding Başkanı paradan da anlıyor demek ki koskoca holdingin başkanı. Sağlık Anonim Şirketi Başkanı nispeten doktor olduğu için yine tamam. Gayrimenkul Girişim Portföy Başkanı. Yani aynı zamanda hem emlakçı hem müteahhit. Yani ondan da anlıyor belli ki. Arge Bilim Teknolojileri Ticaret Başkanı hem araştırma geliştirmeden anlıyor hem bilgisayardan anlıyor anladığım kadarıyla. Kültür ve Sanat Ticaret Başkanı. Sanattan da anlıyor. Bilmediği yok. Yani tekstilden de anlıyor.
Yapan Hanım şirketi başkanı olduğuna göre tekrar bir emlakçılığa geri dönüş var. Lojistik olduğuna göre tır falan kullanabiliyor demek, gayet iyi gidiyor. İçecek sanayinde meşrubatta bir numara kendisi. Arkadaş yani bunların hepsini 12 yerden maaş alıyor. Ha şimdi maaşını kontrol etmeye çalışsa adamın 40 dakikası gider ya. Bu yatmış mı? Bu yatmamış. Bu yatmış. Bu da yatmış. Bu yatmamış. Sonra onları toplaması peki çok enteresan. Peki hepsini ayrı ayrı hesaplara mı yatırıyorlar ki tek tek bakıyor? Hepsi bir hesaba yatıyordur canım yani. Ama... Yani ayrı kişi olarak adlandırılıyorsa, peki, ayrı hesaplar açıldıysa onu bilemem tabii ki. Tabii bunların yanı sıra bir de refah payı alıyorlar. Yani ekstra aldıkları paralar var ve kuvvetle muhtemel kendisi emeklidir. Emekli parası da alıyordur. Yani başkan paranın altında kalmışsın. Yani yardım isteme artık, bir zahmet tek peki, başına bile götürürsün Kızılay'ı. Peki Sözcü gazetesinin şuradaki başlığı nasıl yetişiyor acaba? Hesaplara bakmaya mı acaba? Başkanlık, hepsinin ayrı başkanısın. Hepsine ayrı bir performans sergilemen gerekmiyor mu? Ya bir oğlu de Kızılay'da, bak burada yazıyor. 2016 yılına kadar eşi ile birlikte doğal tarım ürünü, kuru yemiş, aktar ürünü satan bir firmanın bulunduğu da açığa çıktı. E zaten adamın kendi firması da varmış. Yemiş, kuru yemiş. Ya güzel iş yani işte. Sonra Türkiye'de insanlar, kardeşim sen de çalış. Adam çalışmış. 12 yerin başkanlığına gelmiş, kuru yemiş açmış, üzerine üstü çocuklarını da yerleştirmiş. Böyle bir aile hakikaten insan imreniyor. Ha istifa o küçük bir hikaye. Ya çok da ciddiye alma. Ya niye istifa edeceksin ki? Nasıl unutulur? Türkiye burası, bir ay sonra kimse bir dahaki afete kadar Kerem Kınık'ın adını almayacak. E bu ülke işte ya istifa diye bir müessese var. Yapamıyorsan edeceksin. Yapamadın. Yani daha önce de para yolladın. Vergiden kaçırdın. Vergiden kaçırılmasını sağladın. Ya, buraya kadar istifa etmiyorsa zaten bu adam belli. Rahmetli olana kadar Kızılay'ın başında. Bu saatten sonra görevden alınmaz gibi gözüküyor. Sen de aslında geçen gün konuştuğumuz yine bu Kızılay tabii gündemde olduğu için biz sık sık bu konuyu gündeme getiriyoruz, yine konuşuyoruz, altını çiziyoruz. Oğlunun da TRT'de çalıştığını söylemiştin aynı zamanda. Kızı Yeşilay'da, oğlu ise Kızılay'da diyor Sözcü gazetesinde de. Başkan Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, Yeşilay'da uzman yardımcısı. Oğlu Muhammed Furkan Kınık'sa Genç Kızılay'da genel başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. TRT'de çalışan dediğin oğlu bu oğlu mu acaba Murat? Hangi? Oğlu mu? Evet bu oğlu. Tek TRT oğlu mu var çalışan acaba? Tabii.